Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Work and Travel vizem ile yeni çalışma iznim 2 Eylül'de bitiyor. 2 Ekim'e kadar da travel hakkım var. Benim şimdi SSNM olduğu için, yani sosyal güvenlik numaram olduğu için 2 Eylül'den sonra çalışabilir miyim ve çalışmak istiyorum? Riski nedir? Sınır dışı, vize reddi vesaire ihtimaller var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Siz bu yaz için Work and Travel programı ile geldiğiniz için bu programın size sağladığı çalışma dönemlerinde çalışma ve ondan sonra seyahat döneminde de seyahat etmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla sizin var olan çalışma izniniz eğer Eylül 2'de bitiyorsa Eylül 2'den sonra sosyal güvenlik numaranız olsa bile bunu çalışmada kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü çalışma izniniz Work and Travel altında sizin için Eylül 2'de bitmiş oluyor ya da diğer Work and Travel olacak arkadaşların da süresi onlarda belirtilen DS formlarında belirtilen bitiş süresinde bitmiş oluyor. Dolayısıyla ondan sonraki bir ay süresince çalışma hakkı durumu söz konusu olmuyor. Bu tavsiye ettiğimiz bir durum değil. Çünkü var olan c vizesini ihlal etmiş olabilirsiniz bu sayede. Ve bu tip durumlarda eğer yasal olmadan çalışmak gibi bir durumla karşı karşıya kalırsanız sınır dışıyla e, ihtimalle karşı karşıya kalabilirsiniz ya da bir daha Ceyvan'la gelmek istediğinizde bu tip bir engel önünüze gelebilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Avrupa'da iltica eden biri green card kazanırsa bu konuda ne yapabilir? İltica ettiği ülkeden green card sürecini tamamlayabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla e, burada e, bu soruyu soran kişi Avrupa'da yaşıyor ve Avrupa'da sığınma talebinde bulunmuş biri. Dolayısıyla kendisinde yeşil kart çıktığı zaman çekilişten Amerika'ya yerleşmek için tabii ki Avrupa'da yaşadığı ülkede üzerinden ya da oradaki Amerikan konsolosluğu üzerinden Amerika'ya göçmenlik vize işlemlerini yapmasında hiçbir engel yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Bir arkadaşımla beraber Hawaii'ye gitmeyi düşünüyoruz ama arkadaşımın vizesi bitti ve yasal değil. Arkadaşım Amerika içinde pasaportuyla uçak yolculuğu yapabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki e, bu kişinin Amerika içinde seyahat etmesinde elinde bir kimliği olduğu sürece bir sorun genelde yok ama tabii ki bu şu anlama gelmesin kişinin havaalanlarında, uçuşlarında eğer olduğu da gümrük görevlileri o havaalanında bulunuyor olabilirler. Göçmenlik görevlileri ve de dahil. Bu sayede onlara tabii ki durumlarıyla ilgili soru sormalarında bir engel yoktur. Dolayısıyla bu durumda olan bir kişiye tabii ki Amerika içinde bile olsa bu tip yolculukları tavsiye etmiyoruz. Özellikle Hawaii'yi hiç tavsiye etmiyoruz. Amerika'nın bir parçası olmuş olmasına rağmen ama siz eğer yasal durumda değilseniz bu tip uçuşlarınız sınır dışı durumuyla sizi karşı karşıya bırakabilir. Tabii bu noktada tavsiyemiz var olan durumunuzdan nasıl yasal hale geçebileceğinizin ihtimallerine bakmanızda fayda var deyip bu tarz uçuşları kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. B1, B2 vizesi olan biri Amerika'ya girişte seyahat amacını turistik olarak belirttiyse iş kurabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya girişteki o anki giriş niyetiniz neyse tabii ki onu söylüyorsunuz. Eğer giriş niyetiniz gezmeye gelmek ise o zaman gezmeye gelmiş oluyorsunuz. Eğer siz Amerika'ya gezmeye geldim dediniz. Farz edelim 3 hafta kaldınız. Burada şirket kuruş yapıp dönme kararı aldınız. Kurabilmenizde bir engel yok teknik olarak döneceğiniz için. Ama siz Amerika'ya geldiniz ve burada 2-3 ay sonra burada kalıp iş kurma durumuna tarz niyetiniz değişti. O zaman e, girişinizin B2 ve B1 önemi belki şu anlamda var. Hemen iş kurma durumuna girmeniz mümkün olmayabilir. Ancak birkaç ay sonra iş kurma durumuna adım atabilirsiniz eğer Amerika'da dur duracaksanız. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'dan Türkiye'ye gidişte üzerimizde en fazla ne kadar para götürebiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Yani bu sorduğunuz sorunun cevabı aslında Türkiye'ye girerken üzerinizde ne kadar parayla giriş yapabilirsiniz de dönüyor. Yoksa Amerika'dan çıkaracağınız ya da üzerinizde götüreceğiniz paranın bir limit miktarı yok. Ama şunu unutmayın bu tip nakit e, saatler derken Amerika çıkışını bile yaparken, normalde beyan zorunluluğunuz olmasa bile çıkış yaparken bu noktada eğer göçmenlik görevlileri durdurursa size ve bu paranın e, kaynağı ya da e, nereden elde edildiği sorulabilir. Bu vergi dairesinde bilgi geçirmenin durumuna gidebilir. Dolayısıyla eğer yüksek miktarda para akışları ya da e, transferleri yapacaksanız bunu banka aracılığıyla yapmanızı tavsiye ediyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya vizemizle giriş yapıp yasal durumumuzu kaybettikten sonra Amerika'ya sınma başvurusu yapabiliyor muyuz diye ta takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu tarz başvuruları yapmak için Amerika hükümetine sizin yasal durumunuzun bir önemi olmuyor. Yasal girişinizin bir önemi olmuyor. Dolayısıyla önemli olan bu dosyayı ya da başvuru yapabilecek yeterlikte olmanız. Eğer bu yeterlikteyseniz o zaman başvuru yapmanızda bir engel yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da yediğim trafik cezasından ne zaman nasıl ve nereye itiraz edebilirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta Amerika'daki yediğiniz yani işte cezaya baktığımızda trafik cezasına öncelikle tabii bunu hangi eyalette, hangi kasabada hangi polis karakolu ya da polis tarafından bu cezaya maruz kaldığınız önem var. Dolayısıyla bunu ona göre trafik cezası mı yoksa işte e, oradaki e, sizin o yedi, yani cezayı aldığınız eyalet ya da bölgedeki trafik mahkemesi mi, idari mahkeme mi yoksa ceza mahkemesi mi olduğuna göre değişir. Ve dolayısıyla sizin aldığınız trafik cezasının üzerinde bununla ilgili detaylar yazacaktır. Mahkeme hakkınız olup olmadığı, itiraz edip etmediğinizde nereye gideceğiniz bu noktada yapmanız gereken aldığınız trafik cezasındaki e, direktifleri, instruksiyonları takip etmek olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir, bir takipçimizden bize gelen soru şu yönde. ABD K1 vizesi alabilmek için nişanlımız olacak kişiyle en son 2 yıl içinde görüştüğümüzü kanıtlamamız mı gerekiyor? Ayrıca K1 vizesi mülakatına red yememek için başka nelere dikkat etmeliyiz diye takipçimiz bize soruyor. Eğer Amerikan vatandaşıysanız ve nişanlınızı Amerika'ya getirmek istiyorsanız evlenmeniz için ve daha sonra eşiniz olacak kişinin yeşil kart alabilmesi için o zaman ona siz nişanlık vizesi başvurusu yapabiliyorsunuz ve onu Amerika'ya nişanlık vizesiyle getirip Amerika'da 90 gün içinde nikah kıymanız gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada önemli olan şey sizin son 2 yıl içinde tabii ki fiziksel olarak görüşmüş olmanız yani yüzde gelmiş olmanız ve dolayısıyla bunu kanıtlayacak tabii ki evraklar ya da kanıtları sunmanız gerekecektir. İki, nişanlık vizesinin görüşmesinde dikkat edecek önemli hususlardan bir tanesi tabii sizin nişanlınızla olan ilişkinizin gerçek olduğu ve sizin bu ilişkinizin devam ettiği ve iletişimde kalma şekliniz ve kanıtlarınızı da konsolosluğa hazır hale getirilmesinde fayda vardır deyip, Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. F1 vizesini uzat, uzatmak nasıl oluyor? F1 vizemi uzatıp Türkiye'ye gidip gelebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Eğer Amerika F1 vizesiyle geldiyseniz ve Amerika'daki vize statünüzü devam ederken eğer pasaportunuzdaki vizeniz geçerli olursa o pasaportunuzdaki vizeniz geçerli olduğu sürece ülke dışına giriş çıkış yapmanızda bir engel yoktur. Ama pasaportunuzdaki vizenizin süresi biterse o zaman o süre bittikten sonra Amerika'da okulunuza devam ettiğiniz sürece okulunuzda kalmanızda bir engel olmayacaktır. Ama ülke dışına çıkmanız gerektiğinde de Amerikan konsolosluğundan tekrar randevu almanız ve onlardan F1 vizesini tekrar pasaportunuza olaylatmanız gerekecektir. Çünkü ancak o şekilde ülke dışına giriş çıkış yapma imkanınız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. C1 vizesinden H2B vizesine hemen geçebilir miyim? Ne kadar zaman almaktadır? Bunun için ne yapmalıyım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi var olan C1 vizeniz eğer Work and Travel vizesi ise maalesef ondan H2B vizesine hemen geçiş yapamayacaksınız. C1 Work and Travel vizeniz bittikten sonra ülkenize dönüş yapabilirsiniz. Aa, ve bu, bu arada da e, sizin H2B vizenize başvurular yapılırsa onun üzerinden de Amerikan konsolosundan vizeniz alınıp Amerika'ya gelebileceksiniz. Aa, eğer buradaki C1 vizeniz Work and Travel değil de bir yıllık bir vize ise, uzun bir vize ise o zaman H2B çalışmasını buradayken yapmanız rahat olabilir. Bu sayede C1'iniz bitmeden H2B statüne geçebilirsiniz. En az 6 ay bir sürecek bir sürece bakıyorsunuz. Süreyi sormuşsunuz değerli takipçimiz. En az 6 aylık bir sürece bakıyorsunuz. Bunun için önemli olan tabii sizin şirketinizin, sizin çalıştığınız Ceyvan ya da ceyvan altında çalışmadığınız şirket de olabilir. Size sponsor oluyor olması önemli olacaktır. Çünkü öbür türlü bu a, mümkün olmayacaktır. Sponsor alıcı ya da sponsor başvurusuna ihtiyacınız olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. H2B vize başvuruları ne zaman yapılmaktadır? H1B vizesi gibi Nisan ayını mı beklememiz gerekmektedir? H2B vize onay süreci yaklaşık ne kadar sürmektedir diye takipçimiz bize sor soruyor. Şimdi H2B vizesinin iki tür, yılda iki türlü kotası var diyebiliriz belki. O da hani Ekim ayı ve Nisan ayı. Dolayısıyla Nisan ayını beklemenizi gerektiren bir şey yok. Fakat tabii ki H2B vizelerinde belli bir kota numarası var. Dolayısıyla bu kota numaraların açık olduğu ilk mümkün olan zamanda başvurular içeri yapılabilir. Süreç en az 6 ay sürebilir. Bu sürecin çalışmalarının yapılması, sunulup ve onayının alınması yaklaşık en az 6 aylık bir süreçtir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. ABD sınavında maksimum kaç defa girme hakkım vardır? Sınavlarda başarısız olursam ne oluyor? Vatandaşlık hakkımı kayıp mı ediyorum diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerikan vatandaşlık sınavlarını sınava girebildiğiniz sürece alma alabiliyorsunuz. Bir sınırlaması yok. Vatandaşlık başvurularını sınırsız olarak yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sınırlama yok. Ama her yaptığınız başvurudan iki görüşme hakkınız olacak. Dolayısıyla bir sınava bir görüşmeye girdiğinizde sınavı geçemezseniz bir görüşme daha verecekler size ikinci hak olarak. Eğer onu da geçemezseniz o başvuru hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Yoksa tekrar yeni başvuru yapmanızda hiçbir engel yok. Bu başvuruları birden fazla da yapsanız önemli olan e, bunu geçebilecek hale gelmeniz. Yoksa başvuru yapma hakkınızın sınırlanması başvuru sayısından dolayı söz konusu olmuyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Ben uçak bakım teknisyeniyim. Bizim meslekte iş çok. Amerika'da iş arayacağım diye vize alıp oturum izni veya çalışma izni alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer kastettiğiniz öncelikle Amerikan tur vizesine başvurup ve bu tur vizesi görüşmesinde Amerika'ya iş bulma amacıyla geliyorum gibi bir başvuru yaparsanız o tur vizesini almanız mümkün olmayacaktır. A, tavsiyemiz eğer bu tip araştırmaları yapıyorsanız gelmeden de internet üzerinden buradaki iş yerlerine ulaşıp onlardan bu sayede çalışma gibi bir durumun söz konusu olup olmayacağını veya onların size bu çalışabilmeniz için onlarla sponsor olup olmayacağı noktasını öncelikle araştırmanızda fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Work and Travel programı bitmeye yakın öğrenci vizesine çevirip bir dil okuluna kayıt olmak istiyorum ama dil okuluna başka bir şehirde veya eyalette okumayı planlarsam bizimin nerede değiştirmeliyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer var olan Work and Travel programının sonunda siz burada eğitiminize devam etmek istiyorsanız öncelikle tabii ki hangi eyalette kalmayı, Work and Travel programından sonra kalmayı ve okumayı planlıyorsanız o eyaletteki okuldan I-20 belgesi almanızda fayda var. Ve onun dışında da zaten I-20 belgesi alındıktan sonra göçmenlik dersine başvurular yapılabiliyor. Önemli olan gideceğiniz eyaletteki bir okuldan I-20'yi alıyor olmanız. Ama bu değerli takipçimize bu tip başvurularda çok dikkatli olması gerektiğini uyarısını da şimdiden vereyim. Süreçlerde bir değişiklik var. Ve bu tip öğrenci statü değişikliklerinde herhangi bir olumsuz süreçte karşılaşmamak için uzman bir avukatla çalışmasını tavsiye ediyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya havaalanında sığınma yapabiliyor muyuz ya da nasıl yapabiliyoruz diye takipçimiz bize soruyor. Kişi eğer Amerika'nın giriş yapmak için havaalanlarına iniş yaptığı zaman ülkeye girerken de asıl giriş niyetinin sığınma olduğuysa talebi o zaman gümrük görevlilerine, göçmenlik görevlilerine ya bulunan aslında Amerika'ya sığınma talebinde bulunmak istediklerini ve bu noktada başvuru yapmak istediklerini dile getirmeleri yeterli. Ve o noktadaki süreçte de göçmenlik görevlileri onun ifadesini alıp bu noktada işlem yapacaklardır. Fakat havaalanında bu tip bir taleplerle geldiğinizde sizi zaruri olarak gözaltında tutma zorunluluğuyla karşı karşıya kalacaksınız. Dolayısıyla o sığınma talebini yapsanız bile mecburu bir tutuklama süreci geçirmeniz gerekebilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Şu an Amerika'da bulunmaktayım ve 4 ay önce göçmenlik başvurum var. Eşim Türkiye'de ve 10 yıllık vizesi var. Amerika'ya gezi için geldiği zaman girişte benim durumumdan dolayı problem yaşar mı diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz Amerika'da mahkemeniz ya da göçmenlik dairesinde işleminiz ya da göçmenlik durumunuz var ise bahsettiğiniz gibi Eşinizin turist vizesi olmuş olması ve Amerika'ya gezi amacıyla geliyorsa bu gezi amacıyla geldiği için sizin durumunuzdan etkilenmeden girişlerde Amerika'ya giriş yapabilir. Bu konuda herhangi bir sorun yaşama durumu söz konusu olmaz. Önemli olan gelişindeki niyetine uygun Amerika'ya giriş yapabilmesidir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu. Biz ailecek Barcelona'da yaşıyoruz. Bu yıl Green Card'a başvuracağız. Green Card çekişini kazanırsak işlemler için buradaki Amerikan konsolosluğuna mı başvuracağız diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz Barcelona'da yaşıyorsanız ve başvurunuzu yaptınız göçmenlik yeşil kart çekilişi için ve çıktı size. O zaman işlemlerinizi evet Barcelona'daki bulunan Amerikan konsolosluğu üzerinden yapıp göçmenlik vizenizi alarak Amerika'ya giriş yapabiliyorsunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.